Merhaba arkadaşlar. En son elektriği bitirdik. Şimdi de artık yeni konumuz olan manyetizmaya geçiyoruz. Manyetizmada da ilk bileceğimiz arkadaşlar mıknatıslar konusu. İlk bileceğimiz mıknatıslar konusu. Bunu unutmayalım ki mıknatısın iki tane kutbu var arkadaşlar. Ama hangi kutbu neresidir kesinlikle bilemeyiz. Bakın elimde bir mıknatıs olsun. Mıknatıs etrafında manyetik bir alan oluşturur arkadaşlar ve bunu demir tozlarının arasına koyduğumuz zaman şekildeki gibi bir görünüm almış. Kim? Demir tozları şekildeki gibi bir görünüm almış arkadaşlar. O zaman demişler ki demir tozları şekildeki gibi görünüm alıyorsa demek ki mıknatıs etrafında manyetik bir alan oluşturur. Peki mıknatıs ne demek? Demir, nikel, kobalt gibi cisimleri çeken maddelere de mıknatıs diyoruz. Bir daha söylüyorum. Demir, nikel, kobalt gibi cisimleri çeken maddedir arkadaşlar. Dikkat edin. Mıknatısın iki tane ucunda bu demir tozları daha sıkı fıkı durmuyor mu? O zaman mıknatısın iki tane kutbu var denir arkadaşlar. Mıknatısın iki tane kutbu var. Ve bu kutuplarının birinin N yani kuzey, birinin S yani güney olduğu kabul edilir. Ama bir mıknatısın hangi kutbunun kesinlikle N mi, S mi olduğu söylenemez arkadaşlar. Bu bir kabullenmedir. Bir daha söylüyorum. Bu bir kabullenme. Hangi kutbu N, hangi kutbu S bilemeyiz. Birine N dersek diğeri de ne olur arkadaşlar? S olur. İşte manyetik alan çizgilerinin de N kutbundan çıkıp S kutbuna girdiği kabul edilir. N kutbundan çıkıp S kutbuna girdiği kabul edilir arkadaşlar. Bakın N'den çıkıyor ve S'ye giriyor. Ve bu çizgiler birbirini ne yapmazlar? Kesmezler. Bu çizgiler birbirini ne yapmazlar? Çekmezler. Bakın mıknatısın iki ucu var. Bir tarafı artı bir tarafı eksi böyle bir şey yok arkadaşlar. Biri N kutbu, biri S kutbu. Bilginiz olsun N ve S kutbu olacak. Ama yine söylüyorum hangi kutbunun N, hangi kutbunun S olduğu kesinlikle söylenemez. Bu bir kabullenmedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyim? Manyetik alan çizgileri N'den S'ye doğru. Peki içeride nasıldır arkadaşlar? İçeride de S'den N'ye doğrudur içinde. Ama dışında nereden nereyeymiş? N'den S'ye doğrudur. İşte bu mıknatıs arkadaşlar kütlesi arttıkça çekim kuvveti de artar. Birbirine yaklaştırdıkça daha çok çeker, uzaklaştırdıkça daha az çeker ya da iter gibi sorular gelecek. Bunları soru üzerinde karşımızda çıkacak arkadaşlar ve soru üzerinde biz de çözeceğiz. Şunu biliyoruz. Aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirini ne yapar arkadaşlar? Çeker. O yüzden sorularımıza geçelim. Anlata anlata ilerleyelim. Şekildeki mıknatısın K, L, M noktalarında oluşturduğu manyetik alanın yönleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Manyetik alan ne yapıyordu arkadaşlar? N kutbundan çıkıyor, S kutbuna giriyordu ve oklar şekildeki gibi bir yol izliyordu arkadaşlar. O yüzden ne diyebilirim? K'da ne tarafa doğru arkadaşlar? K'da sol tarafa, L'de ne tarafa? Sağ tarafa, M'de ne tarafa? Yine sol tarafa doğru olacak. O zaman sol, sağ, sol, sol, sağ, sol, A seçeneğine yerleştirilmiş diyebilirim. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Sorularda size nokta veriyorsa, şu noktada oluşan manyetik alan ne? Bu noktada oluşan manyetik alan ne? Bakın şunu yapın. Gördüğünüz noktaya N kutbu deyin. Emin olun her soruda tutacaktır. Gördüğüm noktaya N kutbu deyiverdim. Gördüğüm noktalara N kutbu deyiverdim. Bakın ne neyi ne yapar? İter. Buna daha yakın S'yi almadım çünkü. S neyi ne yapar? Çeker. Bu da bu tarafa doğru. Burası ne olacak? Ne neyi? İter.
S, N'yi tam uçlarına bakıyorum. Şeker. O zaman ikisinin bileşkesi de ne tarafadır? Sağ tarafadır. Bu tarafa doğru bileşkesi olur arkadaşlar. O zaman ne yaptım bakın? Sağ, sola, L, sağ, N, sola, doğru. Aynı şey oldu. Gördüğünüz noktaya N deyiverin arkadaşlar. Emin olun çok da fazla işinize yarayacak. Mesela genelde şöyle olunca karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben şu noktayı verseydim buraya da KLMN X noktası dedim. X noktasında oluşan manyetik alanın yönü ne tarafa doğru olurdu diye sorsaydım. Bakın gördüğüm noktaya ne diyorum ben? N kutbu diyorum. Tam uçlarından baktım. N neyi ne yapar? İter. S neyi ne yapar? Çeker. İkisinin bileşkesi ne tarafa doğrulacak? Bu tarafa doğru oluşacak. Bileşke manyetik alan dedim. İkisinin arasında olacak gibi arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz noktaya ne deyivermeniz sizin için daha pratik olacaktır arkadaşlar. Sizin için daha pratik olacaktır. Şimdi geçelim bir başka sorumuza arkadaşlar. Özdeş mıknatıslar yatay düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre mıknatısların 10 noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü hangisi şekilde doğru verilmiştir diye sormuş. Gördüğün noktaya ne deyiverecektim? Adı üstünde ne deyiverecektim? Ne neyi ne yapar? İter. S neyi ne yapar? Çeker. Oluşan bileşke manyetik alanım da nedir arkadaşlar? Şekildeki yöndedir. Buna da B bileşke deyiverdim. Hangisinde var bu arkadaşlar? D seçeneğine yerleştirilmiş. Unutmayın gördüğünüz noktaya ne derseniz sizin için daha basit olacak. Tek tek çizmek zorunda kalmayacaksınız. Yoksa bunun O'da oluşturduğu manyetik alan şekildeki gibi bunun oluşturduğu manyetik alan deki gibi bakın iki okların bileşkesi o da aynı şekilde B bileşke bunu yapmak bence daha zor geliyor. O yüzden gördüğüm noktaya N deyiveriyorum. Bilginiz olsun. Evet geçtik. Üçüncü sualimize. Geçtik üçüncü sualimize arkadaşlar. Sürtünmesiz yatay düzleme yerleştirilen XY mıknatısları şekildeki gibi dengede olup derde oluşan gerilme kuvvetleri T1 ve T2'dir. Buna göre iplerde bir gerilme kuvveti oluştuysa demek ki bunlar birbirini itmemiştir. İtselerde duvara yapışırlar. O zaman bu ikisi birbirini çekmiş. Bu ikisi birbirini çektiğine göre bakın A kutbuna buraya K demiş. Buraya L demiş. A kutbuna N dersem çekmesi için L ne olur? T mi olur? Hocam niye N dedim? Ben K'ya S demek istiyorum. Tabii ki de diyebilirsin. Eğer S K kutbuna S dersem o zaman L ne olur? Bu da N olur. Zaten N ve S dediğimiz bizim neydi arkadaşlar? Bir kabullenmeydi. O yüzden ikisini de diyebilirim. Peki denge şartım neydi? Bunlar birbirini eşit kuvvetlerle çekerler. Çekim kütleleri ne olursa olsun arkadaşlar eşit kuvvetlerle çekerler. Sadece buna bakıyorum. Sağ çeken sola çeken eşitse T1'im nedir? Sola çeken sağ çeken eşitse T2'm nedir? O zaman ne diyebilirim? T1 ve T2 kuvvetlerin birbirine eşit ve K ve L zıt kutuplu. Zıt kutuplu. Başka ne diyebilirim? Birbirini eşit büyüklükteki kuvvetlerle çekerler. F1 eşit F2 diyebilirim. Peki şöyle diyebilir miyim? F1 eşittir. Eksi F2 diyebilir miydim? Evet çünkü yönleri birbirinin tersi. Buna göre hangileri doğrudur? Bakalım neler demiş. T1 eşittir. T2 evet doğru. Mıknatısların KL uçlarının kutup işaretleri farklıdır. Evet doğru. Kutuplar arasındaki uzaklık azaltılırsa o zaman daha çok çekerler. O zaman kuvvetim artar. Kuvvetim artarsa ip gerilmemde ne yapar? Artar. T2
T1 gelmesi artar diyor. Peki T2 gelmesi artar mı? Evet, T2 gelmesi artar. Çünkü T1 ile T2 birbirine ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Bir başka sorumuza geçiyoruz. Evet. Hemen şunu söyleyeyim ki en tepedeki ip her zaman cisimlerin ağırlığı toplamı kadardır. Elektrostatikte de ispat etmiştik arkadaşlar. Şimdi de söylüyorum. En tepedeki ip bağlıysa her zaman cisimlerin ağırlığı toplamı kadardır. O zaman hemen ne diyebilirim? İki cismin ağırlığı da 20'şer Newton'dur arkadaşlar. Çünkü en tepedeki 40'mış. Özdeş x'ye mıknatısları bakın özdeş dediği için 20'ye 20 aldım. T1 T2'dir. O zaman sadece T2'yi çiziyorum. Bakın şu mıknatısı çizdim. Aşağıya doğru bunun ağırlığı var. Mg dedim. 20. Yukarıya doğru ne var? T2 var. 30. O zaman bunlar birbirini ne yapmış? İtmiş dengede olması için F kuvvetiyle. F'im ne arkadaşlar? Ona da 10 Newton diyebilirim. Ne diyor? Y mıknatısı ters çevrilirse. Bu sefer ne yapar? İtmek yerine çeker. Doğru mudur? Ne yapıyormuş? Çeker. Bakın Y'yi ters çevirdim. Ve tırtıklı yeri üste geldi. Burası ne oldu? T2 üssü. Aşağıya ne var? Bunun ağırlığı var. Ne kadar ağırlığım? 20 Newton. Peki bunlar birbirlerini itmişlerdi. Şimdi ne yapacaklar? Çekecekler. Bir F kuvvetiyle. Ne kadar? F'i 10 Newton buldum. Denge şartım aşağı çeken yukarı çeken eşitse aşağı 20 ise yukarı 20 olması için T2 üssünün ne olması lazım arkadaşlar? 10 Newton olması lazım. Yani cevap B seçeneğine yerleştirilmiş. Cevap B seçeneğine yerleştirilmiş. Hocam peki en tepedeki niye bu cisimlerin ağırlığı toplamı kadar? Bakın bunlar birbirini itti ya da çekti. Ben diyeyim ki bunlar birbirini itsin. F. Denge şartım ne? Aşağı çekenler, yukarı çekenler eşit. Bakın F'lerin birbirinin yönü ne? Zıt. F'ler birbirini götürür. Aşağı 20-20 daha kaç yapar? 40. X'inin toplam ağırlığı kadar. Hocam itmese de çekseydi yine kuvvetlerin yönü birbirinin zıttı olacaktı. Yine F'ler birbirini götürecekti totalde. Yine en tepedeki iki cismin ağırlığı toplamı olacak idi arkadaşlar. O yüzden cevabımız 10 Newton yani B seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçtik. Bir başka sorumuz var. Yine bakın T1 eşittir T2 diyebilir miyim? Bir önceki sorunun aynısı. Niye? Bunlar birbirlerini çekmeliler. O zaman bu F. Burası da bunu çekmeli. F. Doğru mudur? O zaman bu dengede kaldığına göre buna da F şeklinde bir kuvvet etki etmeli. Bu da bunu çekmeli F ile. O zaman T2 de F'e eşit. T1 de F'e eşit. T1 ile T2 birbirine eşit. Bakın aradaki uzaklık daha fazla. Kuvvetle çekmiş K'ya göre. Daha doğrusu ilk noktasına göre Z. O zaman ne diyebilirim? Z'nin kutup şiddeti de arkadaşlar kimden büyüktür? X'ten daha büyüktür. Y hakkında bir şey söyleyemem çünkü. Hemen bakalım. Uçlarını söyleyelim. K ve L'yi. Bunlar birbirini çekecekti. O zaman buraya N desem. Çektiğine göre burası S. O zaman burası da nedir arkadaşlar? N'dir. K ve L aynı cins olacak arkadaşlar. Bakalım. T1 eşittir. T2 doğru. K ve L uçları aynı cins kutuplardır. N. Hocam N olmak zorunda mı? Hayır. S'ye S de olabilir. K ile uçlar aynı cins. Doğru. X mıknatısının kutup şiddeti Z'ninkinden fazla mıdır, az mıdır? Z'ninkinden daha azdır. O yüzden cevabımız 1 ve 2 oldu ve seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir başka sualimize. Aşağıdaki araçların hangisinin yapısında mıknatıs bulunmaz arkadaşlar?
Magnetleni, dinamo, telefon ve elektrik motorunda ne yapar? Mıknatıs bulunurken ampülde bulunmaz. Burada genelde karıştıracağınız maglev treni var. Maglev treni arkadaşlar hızlı tren demek. Hızlı tren demek arkadaşlar. Hatta süper iletken madde kullanılır maglevde. Süper iletken maddeler arkadaşlar Mason'ın etkisi denen bir etkiyle çalışırlar. Bu da arkadaşlar süper iletkeni bir manyetik alan aşırı miktarda iter. Yani koskocaman arkadaşlar hızlı treni bir nevi havada gitmesini sağlar. O yüzden bu tamamen yapısında manyetik alanlar olur, vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geçiyoruz arkadaşlar bir başka sorumuza. Kimde yok dedik? Ampulde yok arkadaşlar. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Mıknatıslar demir, nikel, kobalt etkilerini çeker. Doğru. Bazı maddelere sonradan mıknatıs özelliği kazandırılabilir. Doğru. Demire sürtersin ya da yaklaştırırsın. Tek kutuplu bir mıknatıs olmaz. Doğru. Mıknatısın iki tane kutbu var. O yüzden cevap E seçeneğine yerleştirilmiş. Geldik yine ÖSYM'nin sevdiği tarz sorulardan biri. Bunlardan sordu arkadaşlar. Bakın manyetik alan N kutbundan çıkıyor, S'ye giriyordu. Aynı kutuplar birbirini itiyor, zıt kutuplar çekiyordu. Ben buraya N dedim. N ise manyetik alan N'den çıkmış, kime girmiş? Y'ye. O zaman Y nedir? S'dir. Burası S ise burası nedir? N. N'den çıkmış. Buraya saplanmamış. Demek ki buradan da çıkmış. Birbirini itmişler. O zaman Z de nedir? N'dir. O zaman ne diyebilirim? X'e N, S, Y, S dedim. Z'ye N derim. Ne oldu? Nesine oldu? Ya da tam tersini söylerim. S, N ve yine ne derim? S derim. S, S, N, S, T olur. Hangileri var ona bakalım. N, S, N. Birinci önermem de var. T, S, N. Yanlış. T, N, S. Onda da var arkadaşlar. TNS seni seviyorum da diyebilirsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir başka sorumuza. Aşağıdakilerin hangilerinde akımın manyetik etkisinden yararlanmıştır arkadaşlar? Elektrik motorunda, manyetik vinçte, hoparlörde hepsinden yararlanılmış. Şekildeki düzenekte X mıknatısının, Y mıknatısının uyguladığı itme kuvvetini artırmak için bunlar bir kere aynı kutup, aynı kutuplar birbirlerini ne yaparlar arkadaşlar? İtecekler. Ve bu ev arkadaşlar, ve bu ev neye bağlı? Kutup şiddeti ne kadar fazlaysa, yani kütlesi fazlaysa o kadar çok iter. Yakındaysa o kadar çok iter. Ve manyetik ortamın geçirgenliğiyle, daha doğrusu ortamın geçirgenliğiyle de alakalı. Niye? Havada mı daha iyi iter, tahtada mı birbirini? Arada tahta mı olsa daha iyi de? Tabii ki havada daha iyi iter. O yüzden D'yi azaltmam lazım. Daha az olsun ki daha çok gitsinler. Kutup şiddetlerini artırmam lazım. Bakın yeni kutup şiddetini azaltmak diyor. Yanlış cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 2 olacak. Bilginiz olsun. Cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Geldik sözel bir soruya. Bir bilgi sorusu. Bunu bilin. Genelde bu karıştırılır birinci önerme. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Coğrafi kuzey kutbu, manyetik güney kutbudur. Doğru arkadaşlar ki en kutbu her zaman yukarıyı göstersin. Diğer taraf S olsun çünkü. Dünyanın manyetik alanı bizi güneş rüzgarlarından korur. Dünyanın manyetik alanı bizi güneş rüzgarlarından korur arkadaşlar. Güneş rüzgarlarını gelir. Buralardan ne yapar? Kırar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu dünyamız olsun. Ve dünyanın merkezinde ne var? Çekirdek var. Bu da doğru. Dünyanın manyetik alanı çekirdeğindeki erimiş metallerin hareketinden dolayı oluşur. Aynen merkezindeki çekirdekten dolayı oluşur arkadaşlar. Evet, geçiyoruz akımın manyetik etkisine. Şimdi, elimizde bir
Akım geçen bir tel olsun. Buna iyi teli dedik. Bunu da getirdim. Bir üretece bağlayayım ki akım kendi haline geçmez, değil mi? Bir üretici sayesinde geçsin. Bu teli arkadaşlar demir tozların arasına koyduğumuz zaman demir tozları da etrafında şekildeki gibi bir görüntü meydana getirmiş. Demişler ki o zaman akım geçen bir tel de etrafında ne oluşturuyor? Manyetik bir alan oluşturuyor demişler. Üzerinden akım geçen bir tel etrafında manyetik alan oluşturuyor demişler. Ve arkadaşlar burada bileceğimiz yine kabullenme, yine kabullenmedir bilginiz olsun. Oluşturduğu bu manyetik alanı Hael kuralıyla bulacağız. Bakın manyetik alan nasıl büyüklük? Vektörel bir büyüklük. Yani şunu söyleyebilirim. Manyetik alan oluşturduğu arkadaşlar manyetik alanın yarıçap vektörüne diktir. Yarıçap vektörüne ne olacakmış manyetik alan? Dik olacakmış. Daha söylüyorum. Manyetik alan yarıçap vektörüne diktir arkadaşlar. Manyetik alan yarıçapa dik olacakmış bilgimiz olsun. Şimdi peki bu tel benim tahta daha doğrusu sizin için defter düzleminde benim için tahta düzleminde olsaydı. Ne dedik? Hael kuralıyla bulacağız. Bakın baş parmak hep akımın yönünü gösterirken dört parmağımız etrafında yuvarlak bir şekil oluşturuyor. Bakın manyetik bir alan oluşturacak. O zaman bu tahta düzleminde ise arkadaşlar baş parmağım akım, dört parmağım neyi gösteriyor? Manyetik alan bu telin burada bir yerde oluşturduğu manyetik alan ne tarafa doğru? Dört parmağım içeriye doğru gidiyor. Çarpı şeklinde olacak. Buraya O noktası dersem dik uzaklığıma da D diyeyim. Bakın ne dedim? Dik uzaklığıma da D diyeyim. Çarpı demek hangi eksendi? Z ekseni. Hangi Z? Eksi Z ekseni demek arkadaşlar. X ekseni, Y ekseni. Burası X ekseni, Y ekseni. Bu da Z ekseni arkadaşlar. Sağ taraf artı X, sol taraf eksi X. Yukarı artı y, aşağı eksi y, gözümüze doğru olan artı z, içeriye doğru giden tahtayı delip giden de eksi z. Bakın içeriye doğru gitmiş. O zaman ne dedik? Eksi z'dir. Peki burada oluşan bu manyetik alan BO da 2 ta i bölü d'dir arkadaşlar. Bakın a dediğimiz sabit bir sayı. Zaten 2 de sabit bir sayı arkadaşlar. Yani akımım ne kadar büyükse manyetik alanım da o kadar fazla. Yakındayken mi manyetik alanım daha çok uzaktayken mi? Bakın yakındayken oluşan bu manyetik alan çizgileri daha doğrusu demir tozları daha sıkı, uzaklık arttıkça daha gevşektir arkadaşlar. O yüzden uzaklık azaldıkça da oluşan manyetik alanım ne yapar? Artar arkadaşlar. Bakın oluşan manyetik alanım 2KI bölü D'ymiş. Peki burada bir yerde oluşan manyetik alanım ne? Getirdim. Baş parmak akımı gösteriyordu. Dört parmak hedefteki noktaya gitsin. Ne yapıyor? Gözüme doğru geliyor. Burada oluşan manyetik alan da gözüme doğru artı Z idi arkadaşlar. Artı Z ekseniydi. Buna da O diyeyim. Burada oluşan manyetik alanım D diyeyim. 2 A i bölü d'dir dedik arkadaşlar. Yani akım arttıkça manyetik alanım artıyor. Uzaklığım arttıkça manyetik alanım azalıyor. Bilginiz olsun. Peki bu telim tahta düzleminde ya da sayfa düzleminde değil de sayfa düzlemine dik olsaydı. Sayfa düzlemine dik olsaydı. Yani bu telim ne olsaydı arkadaşlar? Şekildeki gibi olsaydı. Bu telin
burada oluşturduğu manyetik alanları nasıl bulacak idim? Hemen bakalım. Bakın. Tel nerede? Sayfa benim için tahta düzlemini dik. E nereye doğru gitmiş arkadaşlar? İçeriye doğru gitmiş. Hep ne dedik? Baş parmak akımın yönünü gösteriyor. Dört parmak hedefteki noktaya gidiyor. Ve bakın hep ne yuvarlak mı çizecek? Ve yarıçap vektörüne ne olacak? Dik olacak. Oluşan bu manyetik alan yarıçap vektörüne dik olacak. Peki burada bir yerde nasıl? Bakın burada bir yerde de bu tarafa doğru hep yarıçap vektörüne dik olacak. Burada bir yerde nasıl? Getirdim baş parmağım içeri, dört parmağım yukarıya doğru gitti. Yarıçap vektörüne dik olacak. Peki burada nasıl arkadaşlar? Baş parmağım içeriye, dört parmağım hedef bu tarafa doğru bir manyetik alanım olacak. Bakın dikkat edin ne yapıyor? Bir yuvarlak çiziyor. Hangi eksende? Z ekseninde. Yani buradaki eksi y ekseni, eksi x, artı y, eksi x ekseni. Şurada bir yerde herhangi bir noktada nerede olduğu önemli değil. Bakın baş parmak içeriye, dört parmak hedef noktaya gidiyor ve bu tarafa doğru bir manyetik alanım olacak. Ve yarıçap vektörüne ne olacak arkadaşlar? Dik olacak. Çarpı değil nokta olsaydı o da aynı şey. Nokta demek bu sefer telim yine sayfa düzleminde ve sayfa düzlemine dik bir şekilde. Yani gözümüze doğru bir manyetik alan olsaydı. Oluşan burada bir yerde manyetik alanın bakın baş parmak gözüme doğru geldi. Dört parmak hedef noktaya bu tarafa doğru bir manyetik alanım olacak ve yarıçap vektörüne dik. Burada bir yerde bakın gözüme doğru akım, dört parmak hedef nokta ve aşağıya doğru bir manyetik alanım olacak gibi çoğaltabilirim. Bilginiz olsun. Daha bakın ne yaparım? Burada böyle. Burada böyle. Burada böyle. Burada böyle. Burada böyle. Burada böyle. Bakın ne yapıyor? Bildiğimiz yuvarlak çizer etrafında oluşan manyetik alanı. Yani bunun R yarıçaplı yerde oluşturduğu manyetik alanı şekildeki gibi çizebilirim arkadaşlar. Ve geçelim. Biraz soru çözelim bununla alakalı. Üzerinden iyi akımı geçmekte olan şekildeki düz telin kanlısının oluşturduğu manyetik alan şiddeti. En başta bulalım. Baş parmak akımı, dört parmak hedef. Hocam çok uzakta ya, nasıl gidecek? Önce akımı koy, sonra elin hedefe götür. İçeriye doğru gitti arkadaşlar. Burada oluşan manyetik alanım çarpı şeklinde. Yani eksi z'de ve değeri de arkadaşlar 2ki bölü d'dir. İ akımının büyüklüğüne bağlı mı? Evet. D uzaklığına bağlı mı? Evet. Ortamın manyetik geçirgenliğine yani K'ya bağlı mı? Evet. Ortamın manyetik geçirgenliğidir arkadaşlar. Bağlı mı? Evet. Cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3 oldu arkadaşlar. 1, 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka soru. Hemen bakalım. Üzerinde niye akımı geçmekte olan şekil 1, 2 ve 3'teki düz tellerden hangilerinin oluşturduğu manyetik alanın yönü doğru gösterilmiştir? Hemen bakıyorum. Baş parmak akım sağ tarafı. Elim içeriye doğru giriyor. Çarpı doğru. Hemen buraya baktım. Baş parmak akım elim içeriye doğru gidiyor. Çarpı. Burası ne? Nokta. Doğru. Hemen buna baktım. Baş parmak akım bu taraf çarpı. Ters tarafı ne oldu? Nokta. O zaman bu da doğru. Üç şekilde ne yaptı? Doğru oldu. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. E seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar.
Geçiyoruz. Üzerinde niye akımı geçmekte olan şekildeki düz telin KLM noktalarının oluşturduğu manyetik alan şiddetleri. Bakın şiddet deyince üzerinde ok olmaz, yani büyüklüktür. Vektörelliklerine bakmayacağım. Sadece büyüklüklerine bakacağım. Ona göre BK, BL, BM arasındaki ilişki nedir? Manyetik alanı hatırlayalım arkadaşlar. B 2KI bölü D idi. Bakın 2KI bölü D, 2K sabit, akım uzaklığa bölü ver. 1 bölü 1 B, 1 bölü 1 B, 1 bölü 2 B bölü 2 D'yi verelim arkadaşlar. Daha bu taraflar ne? Çarpı, çarpı, bu tarafta ne olur hatta? Nokta olur. Ama şu yönlerini sormamış arkadaşlar, büyüklük demiş. O zaman L ile M eşit K'dan ne oldu? Büyük oldu. L ile M eşit K'dan büyük oldu. Yani cevabımız E seçeneğine yerleştirilmiş arkadaşlar. Umarım anlıyoruzdur. Çünkü yine buradan kesinlikle soru gelecek karşımıza. Bilginiz olsun. Evet, bir selenoid. Neymiş bunun adı? Selenoid. Yazalım şöyle. Ya da diğer adıyla akım makarası, diğer adıyla bobin, diğer adıyla elektromıknatıs. Bunların hepsi söylenir. Solenoid denir, akım makarası denir, bobin denir arkadaşlar, elektromıknatıs denir arkadaşlar. Şimdi dikkat çekmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın uzun kutup neydi? Artı, kısa, eksi. Akım ne yapar? Artıdan çıkar. Şekildeki gibi ne yapıyor? İlerliyor ve böyle gelmiş. Kapalı gördüğümüz devrelerde arkadaşlar hep dört parmak akımı tam tersi bu sefer. Kapalı ne görüyorsam? Dört parmak akım, baş parmak manyetik alanı gösteriyor. Dört parmak akım, baş parmak manyetik alanı gösterecek. Bakın dört parmağım ne yapmış? Yukarıya doğru. Böyle baş parmağımda neyi gösterecek? Manyetik alanı gösterecek. Demek ki bu tarafa doğru bir manyetik alan var. Şimdi mıknatısı bir hatırlayalım. Bakın mıknatıs. Mıknatıs alanda. Buraya N, buraya S dedim. Manyetik alan S'ye giriyor, N'den çıkmıyor muydu? Burada aynısı olmamış mı? Buradan çıkmış, buraya girmiş. Buradan çıkıp buraya girdiğine göre o zaman bu adam da bana ne gibi davranmış? Mıknatıs gibi davranmış. O yüzden bunun adına elektrikle yapıldığı için de elektromıknatıs denir. Buradaki sarıma, bakın buradaki sarıma, tamamı da sarım yok. Sadece sarımların olduğu yere N dedim ve sarımlardaki yerin uzunluğuna daha da doğrusu L dedim. Tamamı uzunluğa L demedim. Bakın sarımların olduğu yerdeki uzunluğa L dedim arkadaşlar. Bunun oluşturduğu bu manyetik alan B eşittir. Buradan geçen akıma İ dedim. 4 tane K, P, N, I bölü L'dir arkadaşlar. 4 tane K, P, N, I bölü L'dir. 4 K, P sabit bir sayı. Akım arttıkça manyetik alan artar. N arttıkça manyetik alan değişmez arkadaşlar. Hayda, niye? Çünkü bizim için önemli olan N bölü L oranıdır. N bölü L oranına birim uzunluğa düşen sarım sayısı denir. N bölü L'ye ne deniyormuş? Birim uzunluğa düşen sarım sayısı denir. N artar ama L de artar. Bunu demesi lazım. L sabitken sarım sayısını sıklaştırmam lazım gibi ifade kullanması lazım arkadaşlar. Sistemlerden hangileri tek başına yapılabilir diye sormuş. Hemen baktım. V artırılmalı. Doğru. V artarsa akım artar. Bakın sarım sayısı artırılmalı. Olmaz. Niye? Sarım sayısı L'yi neyken? Sabitken. Yani sıklaştırmam lazım. Ne diyor bakın üçüncü önermede? Sarılı kısmın uzunluğu. Sarılı kısmın uzunluğu sıklaştıracağım. L azaltılmalı. Doğru. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 olur. 1 ve 3 olur arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir başka soruya. Bir daha söylüyorum. Kapalı gördüğümüz her şeyde dört parmak akımı
Baş manyetik gösterecek arkadaşlar. Geçtik. Beşinci sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri manyetik alan oluşturur? Hareketsiz duran bir yük oluşturmaz ama hareket eden bir yük etrafında manyetik alan oluşturur. Sabit hareket eden bir yük evet oluşturur. İvme hareket eden bir yük evet oluşturur. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 2 ve 3. Buna geldik. Yine bir solenoid arkadaşlar. Geldik bakın. Akım böyle dolanmış ve gelmiş. Şekildeki gibi gitmiş. Düz tele. Bakın şekildeki gibi gitmiş. Dört parmak akım. Baş parmak manyetik alanı gösteriyordu. O zaman burasına N, burasına S dedim. Peki gördüğümüz noktalara mıknatıs anlatmıştım. Ne diyordum? N diyordum. Peki bakalım. Şimdiden K'dan başlayalım. N neyi iter? S neyi çeker? Burada oluşan bileşken manyetik alanımın yönü ne tarafa doğrudur arkadaşlar? Aşağıya doğru olur. Sağdaki aşağıya oldu. Bakın Bolu gitti. Denizli gitti. Bolu gitti. Ve Denizli gitti. Hemen L'ye baktım arkadaşlar. Buraya ne demişim? N neyi ne yapar? İter. Yukarıya. Doğru mudur? O zaman L yukarı olacak. O zaman Ceyhan da gitti. Hemen diğerine baktım. Buraya ne dedim? S neyi ne yapar? Çeker. Tamam, bu da ne tarafa doğru olacak? Yukarı doğru olacak. Evet, cevap A seçeneğine yerleştirilmiş. Gördüğümüz noktaya ne deyi veriyorduk. Canlar bilginiz olsun. Evet, geçiyoruz bir başka sorumuza. Evet, yine güzel bir soru arkadaşlar. Bakın, anahtarı kapattık. Şimdi buradan ne yaptı? Dolandı. Böyle gidiyor. Bakın, girdi şekildeki gibi. Bu tarafa doğru bir manyetik alanım var. Bu tarafa doğru çıktı. Buraya girdiğine göre burası S kutbu. Burası N kutbu dedim. S'yi ne yapar? İter. O zaman bu ne tarafa doğru açılır? Bir yönlü doğru açılır diyebilirim. Peki. N kutbu demiri ne yapar? Çeker. Peki burası S olsaydı demiri ne yapardı? Yine çekerdi. O zaman demir ne tarafa doğru gider? Demir de 3 tarafına doğru gider arkadaşlar. 1 ile 3 olacak. Hangisinde var? A seçeneğine yerleştirilmiş. A seçeneğine yerleştirilmiş. Geçiyoruz. Bir başka soru. Sayfa düzlemine dik, üzerinden i akımı geçmekte olan şekildeki düz telin kullanım noktalarında oluşturduğu manyetik alan yönleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Baş parmak içeriye, dört parmak hedef noktaya, yarıçap vektörüne dikti aşağı anlatmıştık buradan. Hep ne yapıyordu? Buraya 90 derece oluyordu. Yarıçap vektörüne 90 derece oluyordu. A o zaman ne tarafa doğru arkadaşlar yazalım. A, L, M, aşağı, sola ve çapraza diyebiliriz. Hangisinde var? Aşağı, sola, çapraza. B seçeneğine yerleştirilmiş. B seçeneğine yerleştirilmiş. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Evet, güzel bir soru. ÖSYM, ÖYS de sormuşlar arkadaşlar. Buna benzer bir soru. Üzerlerinden i ve 4i akımları geçmekte olan x ve y düz telleri şekildeki gibidir. Buna göre kıvılım noktalarının hangilerinde oluşan bileşken manyetik alan şiddeti olabilir diye sormuşlar. Ne bakıyorum? Ne bakıyorum? Bu telin 4i'nin burada oluşturduğu ne? Çarpı. B2 diyeyim buna. Burada oluşturduğu ne? Nokta. Burada oluşturduğu ne? Yine nokta. Şimdi i'ye bakalım. İ'ye bakalım. İ'nin burada oluşturduğu ne? Çarpı.
Buna B1 diyeyim. Burada oluşturduğu çarpı B1 dedim. Burada oluşturduğu nokta. Bakın nokta nokta sıfır olabilir mi? Olamaz. Çarpı çarpı sıfır olabilir mi? Olamaz. Çarpı noktanın sıfır olma ihtimali var mı? Evet. Demek ki nerede olacak arkadaşlar? Yalnız L. Hatta şunu söyleyebilir miyim? Buraya uzaklığını x dersem, buraya uzaklığı 4x olmalı. Niye? i bölü x 4i bölü 4x birbirine eşit olsun. Demek ki şu aradaki uzaklığım da D'ye ne derim? 5x diyebilirim. Evet, geçiyoruz bir başka sorumuza. Yok, bitirdik arkadaşlar. Evet, EYT kısmını bitirdik. AYT kısmıyla bu konunun devam edeceğiz arkadaşlar. Yine söylüyorum, bu konudan karşımıza soru gelecek. İyi dersler diliyorum arkadaşlar. İyi dersler diliyorum arkadaşlar.